İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 üyesi tartışmaların odağında. Kim bu 7 isim ve bu kararı neden verdiler? Önce Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısı ve işleyişine bakacak olursak, kurul 7 asil ve 4 yedek üye olmak üzere 11 kişiden oluşuyor. Bu üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurullarınca seçiliyor. Üyeler de aralarından bir başkan ve başkan vekili seçiyor. Ayrıca son genel seçimde en çok oy almış 4 siyasi parti ve mecliste grubu bulunan siyasi partiler YSK'da bir asil ve bir yedek temsilci bulundurabiliyor. Ancak bu temsilciler oy kullanma hakkına sahip değiller. 1950 yılında kurulan ve 423 milyon liralık bütçeye sahip YSK, seçim yargısıyla görevli, bağımsız olması gereken bir kurul. İtirazı yapılan seçimleri mercek altına alıyor ve verdiği kararlara itiraz edilemiyor. İşte böyle bir yapıya sahip YSK, İstanbul'un belediye başkanının belirlendiği seçimi 4 red oyuna karşı 7 evet oyuyla iptal etti. Seçimin 23 Haziran 2019 Pazar günü yenilenmesi kararlaştırıldı. Sade Güven, Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş ve Yunus Aykın seçimin iptaline karşı çıkarken, sandığa müdahale olarak görülen iptal kararına 7 üye evet oyu verdi. Burada CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakıboğlu'nun tavrı da tepkilere neden oldu. Anayasaya göre 7 asil 4 yedek üyeden oluşan YSK, iptal kararını 11 kişiyle aldı. 4 yedek hakimin oylamaya katılması tam kanunsuzluk olarak ifade edildi. İptal kararının çıktığı Yüksek Seçim Kurulu toplantısında seçimin yenilenmesine hayır diyen 4 isim gerekçelerini tek tek ortaya koydu. Ancak seçimin iptali yönünde oy kullanan 7 üye ise toplantıda tek kelime bile etmeden oylamaya geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimin iptal edilmesine çok sert tepki gösterirken kararı veren 7 ismi YSK içindeki çetenin organları olarak tanımladı. Bu demokrasiyle bağdaşmaz. Peki kim bu 7 isim? Erhan Çiftçi. YSK Başkan Vekili Erhan Çiftçi, Danıştay Savcısıyken 2012'de HSYK tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. 26 Temmuz 2016'daki HSYK'nın kıyım toplantısında Danıştay üyeliği devam ettirilen isimlerden biriydi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki o toplantı sadece 4 saat sürdü ve gizli oylamayla yüksek yargıya 342 yeni üye ataması yapıldı. Tüm üyelerinin görevine son verilen Yargıtay'a 267, Danıştay'a ise 75 üye atandı. Her bir atama 42 saniye sürdü. Daha önceden hazırlanan listeyle yapılan kıyım sonrası hizmet hareketine yakın olduğu iddia edilen hakimler yüksek yargıdan tamamen tasfiye edildi. Bu atamalar sonrası yıldızı parlayan Erhan Çiftçi, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı. Muharrem Akkaya 1989'da İstanbul Hukuk'tan mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tetkik Hakimliği'nden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2011'de önce Yargıtay Savcılığına, ardından da Yargıtay üyeliğine seçildi. Eylül 2016'da da YSK üyeliğine atandı. İlhan Hanağası. İlhan Hanağası, Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Danıştay Tetkik Hakimliği yaptı. Vergi Hakimliği'nin yanı sıra İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevinde bulundu. 24 Şubat 2011'de Danıştay üyeliğine, Ocak 2013'te de YSK üyeliğine seçildi. Zeki Yiğit. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlayan Zeki Yiğit, 2011'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. 2013'te ise Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine getirildi. Nakiddin Buğday. Nakiddin Buğday 1956'da Rize'de doğdu. 2014'te Danıştay üyeliğine seçilirken 2016 yılında Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında yapılan YSK toplantısında Danıştay üyeliğine devam kararı verildi. Aynı yıl YSK üyesi oldu. Faruk Kaymak. Ankara Hukuku bitiren Faruk Kaymak, birçok şehirde hakimlik yaptıktan sonra 15 Aralık 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi olan Kaymak, 23 Ekim 2017'den beri de YSK üyesi. Refik Eğri. Refik Eğri, uzun yıllar Mersin'de görev yaptıktan sonra 2015'te Yargıtay üyesi oldu. 11 Eylül 2018'den bu yana YSK üyesi olarak görev yapıyor. Eğri'nin adı iptal kararının yanı sıra ilginç bir olayla daha gündeme geldi.
Kayseri'de 1997 yılında muhalif gazeteci Recep Bulut'u susturmak için dönemin belediye başkanı Mehmet Özhaseki'ye akıl veren Eğri, "Siz bir dava dilekçesi verin, ben bir celsede onların kalemini kırarım." diyordu. Gazeteciye dava açıldı ancak devreye Abdullah Gül'ün girmesiyle Özhaseki dilekçesini geri çekti.